Oyunculuk içinde şey bir şey mi? Yani nasıl ifade edeceğimi de bilemedim. Yani siz çok genç ve bir başrol olarak hayatımıza girdiniz. Bir anda böyle sonra birdenbire baba rolleri gelince falan bir insan tuhaf hissediyor mu kendini? Yo, tabii şey yani zaman geçiyor. Yani hepimizi üzüyor Evet. yaşlanmak yani insanlar ay yaşasın yaşlanıyorum demiyor yani Evet. sonuçta yaş böyle biraz ilerliyor. Ama şuna biraz böyle her zaman şuna üzülüyorum bir şekilde. Diyorum ki ya belli bir yaşa geliyorsunuz. Hayat tecrübesi ediniyorsunuz, para kazanıyorsunuz, dünyanın nasıl döndüğünü biraz kadınları anlamaya başlıyorsunuz. Her şey biraz bir bakıyorsunuz yaşlanmışsınız. Keşke diyorum ki bu 20 yaşında böyle şeyler olsaydı da yani böyle biraz Benjamin Button kafasında olsaymış keşke her şey diye düşünmediğim o hani oluyor yani. Neyse bunu bir kenara koyalım ama oyunculukta da mesela dans şart. Az önce işte mesela Hatırla Sevgili'de London Otel eskiden galiba değişti Taksim'de. Hatırlıyorum bize böyle orada bir tango sahnesi yazmıştı. Şimdi ben biraz ilgilendiğim için tangoyla falan filan biraz tabii orada hemen bir koreograf geldi. Bize böyle yardımcı oldu. Çabucak böyle bir film esnasında kameraların önünde tango dans edebildik. Ama gidip böyle Müthiş. performans sergileyemezsin tabii ki. Onun Ayrı bir şey. şeysi var. Yoksa işte vals. Zaten vals şart. Onu işte Gönül Çelen'de de böyle vals sahnelerimiz vardı. Her zaman yani bir oyuncunun tabii dansla ilgilenmesi gerekiyor ki bunu zaten konservatuvarlarda ve Evet. tiyatro eğitimlerinde de veriyorlar. Size bir soru sorabilir miyim? Tabii rica ederim. Mesela biz temsillerimizi ve provalarımızı izlediğimiz zaman tabii bazen paylaşıyoruz video da bir kendimize bazen bir hafta gelemiyoruz. Bu ayak ne kadar kötü olmuş, bu ifade ne kadar kötü olmuş. Halbuki bize güzel geliyor. Ama videodan izlediğimiz zaman bir kendimize gelemiyoruz değil mi arkadaş? Aynen. Siz kendi tiyatro oyununuzu ya da dizilerde kendinizi izlediğiniz zaman şunu şöyle yapsaydım, şu ifademi daha iyi sert yapsaydım ya da yumuşak. Ya şöyle bir şey oluyor. Siz ne kadar çok oynarsanız o kadar da en doğruyu bulabiliyorsunuz. Evet. Yani orada senaryoda bir tane doğru var. Size yakışan bir doğru oyunculuk anlamında. Evet. O doğruya yavaş yavaş kendinizce yaklaşıyorsunuz. Sonuçta televizyon, dizi, sinema bir şekilde oluyor. Yani iyi de oluyor. Ama sanat mı? O başka bir Yani. şey. Sanat benim için gerçekten de ilk önce resim. Yani buna Ya. Van Gogh, Rembrandtlar onları koyuyorum. Ondan sonra müzik ve dans siz geliyorsunuz yani. Sonra film, sinema. Sinema filmin içinde işte o dört sanat olduğu için yani bizim için yani bizde ne var? İşte tiyatro var, müzik var, dans var, şeyler görsel var. Hani onların hepsi böyle bir araya gelmiş ve bir de sizin elinizde olmayan şeyler var. Yani bir kere metinin çok güzel olması lazım. Sonra Evet. yönetmenin Yönetmen. kafasındaki hikayenin bir parçasısınız siz. Yani siz ne kadar iyi oynarsanız Yani hani kısacası rezil de eder, vezir de her eder. şey yani sizin elinizde olmayan şeyler var orada yani. Doğru, böyle Siz düşünmemiştim kendinizi hiç. göremiyorsunuz. Ama tiyatroda sizin elinizde. Onu da kendinizi izleyemediğiniz için bilemiyorsunuz hiçbir zaman. Ama anlayabiliyorsunuz bir şekilde. Ne mutlu.